Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri kampının 18. haftası 2. videosundayız. Yani çemberde uzunlukta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Geçen dersimizde çemberde uzunluğun anahtar kelimelerinden bahsetmiştik. Şimdi yine bir bahsedelim isterseniz arkadaşlar, olmazsa olmazımız. Neden bahsetmiştik? Anahtar kelimelerimiz nelerdi? Merkez teğet çektik, merkez kiriş çektik, teğetler birbirine eşit. Şu üçünden büyük ihtimalle sorular çok fazla karşımıza çıkacak demiştik. Ve soruların %50'sinden fazlası bu üçü yaptıracak zaten. Hiç merak etmeyin. Biraz sonra göreceksiniz. Bir de çemberler birbirine teğetse ne yapıyorduk arkadaşlar? Merkezleri birleştir diyorduk. Evet, ama bunları yaptıktan sonra dik üçgen karşımıza çıkardı. Baktık çıkmadıysa en etkili silahımız yarıçap. Bunu unutma. Baktınız hala dik üçgen çıkmadı. Dikdörtgen çizip oluşturup dik üçgen oluşturuyorduk değil mi arkadaşlar? Özellikle dik yamuk sorularında falan filan karşımıza geliyordu. Şimdi sorularda göreceksiniz zaten bunları. Bu dersimizde geçen dersin soru çözümü diyebiliriz. Evet, hadi bakalım örnek 3 ile başlayalım. Şimdi şuraya baktığımızda 18 verilmiş, 24 verilmiş. Arkadaşlar bu ne? Yarıçap. Merkez var, teğet var. Çektik. Hemen hocam bak, bu merkez teğet çektik değil de yarıçap çizmiş oluyoruz. Yarıçap uzunluğunu göster. Gösterdiğiniz zaman ne çıktı? Pisagor. Yani R artı 18'in karesi eşittir R'nin karesi artı 24'ün karesinden işlem. Özellikle bu konuda da arkadaşlar karşımıza dik üçgen olduğu için ne çıkacak büyük ihtimalle? Hissetme çıkacak. Hisset kardeşim. 24 varsa ne üçgendir? 7, 24, 25 üçgendir. 7 koyarsak 25 sağlandı mı? Sağlandı tabii ki. O zaman R buradan 7 geldi arkadaşlar. Bizden de 7 isteniyor. Cevabımız 7 çıktı. Çok zevklidir. Aşırı derecede zevklidir. Anahtar kelimeleri kullan. Geldik buraya. Merkez var. Kiriş var. Ne yapacaksın? Çek dik. Kirişi iki parçaya bölecek. Ama bak dikkat. 7'yi değil. Kiriş tamamı. Bunun tamamı kaç? 8. 8'i iki parçaya bölecek. 4. 4. Tabi burası 90 derece. Hocam 3 var, 5 var. Halihazırda dik üçgen çıktı. 3, 4, 5 üçgeninden burası 4 çıktı. Bizden yarıçap isteniyor. En etkili silahın yarıçap. Al sana yarıçap. Pisagor. R de buradan neye eşit olacaktır? İkizkenar dik üçgen olduğundan dolayı kolayca çıktı. 4/2 çıktı. Yani uzunluk cevabımız ne çıktı? 4/2 çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 5. En sevdiğim. Şimdi arkadaşlar ÖSYM birbirini tekrar ediyor. Ben bunu ÖSYM'i çok iyi analiz ettim artık. Şimdi zamanında böyle televizyonun üzerine bir kare örtü koymuşlardı. Aşağı doğru çekmişlerdi. Ben de bunu ne yaptım? Daire şeklinde yaptım. Yarım daire. Daireyi aşağı doğru çektim. Ve sınavda da çıktı mı? Çıktı. Güneşlisi çıktı arkadaşlar. Hala ama güneşli aşağı batar şeklinde geldi. Yani nasıl oldu arkadaşlar? Şu şöyle. Güneş böyleyken sonra ne oldu? Güneş battı. Şöyle oldu. Yani tamamlayıp merkez varsa kiriş varsa çektikten direkt soru çıktı arkadaşlar. Bu da aynı mantıkta olan bir soru. Bu sefer nasıl? Aşağı doğru çekilmiş arkadaşlar. Yukarıdan böyle şeyler geliyor. Dikkat edin. Çok güzel bir soru. Çapı 10 metre olan daire şeklindeki bir halı şekil 1'deki gibi duvara konmuştur. Evet, çapı 10 metre ya. Şuradaki uzunluk da 10 metre ise demek ki bizim çapımız tam burası arkadaşlar. Evet, duvara halıyı asmışım. Bu soruyu da halıyı yıkadıktan sonra yazmıştım. Arada böyle şeylerimiz de oluyor tabii ki bizim. Devam edelim. Duvarın görünen yüzeyi dikdörtgen şeklinde. Şurası. Ve EF uzunluğu 10 birimdir. Tamam. Halı ile duvarın CD kenarının kesişimi 8 metre olana kadar halı aşağı çekildiğinde halı duvarın AB kenarına kaç metre yaklaşır diye soruluyor. AB kenarına. Arkadaşlar ben bunu aşağı çektim. Merkez buraya mı geldi? Merkez ne kadar aşağı indiyse bizim halı da o kadar aşağı mı yaklaşır? Evet hocam. O zaman yaklaştığı şeyi bulacağız. Aslında burada katlama gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu katlamayı geri açsanız halı böyle astık ya, böyle arka tarafa aşağı doğru düşüyor. Katlanmış hali açsanız önceden böyleydi. Şimdi ben bunu aşağı doğru çektim. Çektiğim zaman da hop şöyle mi oldu? Evet. Aslında ne oluştu burada? Şurada da bir kiriş var gördüğünüz üzere. Merkez var. Kiriş var. Ne yaparsın? Evet. Bar. Çektik. Hop çektik diki. İki eşit parçaya böldü. Sonra yarıçap uzunluğu kaç bunun? Çapı 10 metre vermiş. Yarıçap uzunluğu 5. Hocam bak bu da yarıçap 5. Ne oldu burada? 4, 5. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 3 mü oldu? Evet. Bizim merkezimiz 3 birim aşağı indiyse halı ne kadar aşağı AB duvarına kaç metre yaklaşmış oldu arkadaşlar? 3 metre yaklaşmış oldu. Gördüğünüz üzere çok kolay bir soru. ÖSYM bu mantıkta soru soruyor. Tabi ÖSYM'nin sınavda sorduğu soru böyle virgülleri sordu. Hani 1.8 2.4 yani 18 24 3 4 5'in katı yapıyor arkadaşlar. Siz bu ana mantığı anlarsanız bu tür soruları kaçırmazsınız. İşte çemberde de bu şekilde yeni nesil soru yazdık ve öğrenciler de yaptı. Ama bak aşağı batmasını yaptı. Bu sefer de bu şekilde yukarıdan gelmesini de sorabilir ÖSYM. Hala daha çıkma adayı olan bir soru arkadaşlar. Evet, örnek 5'in cevabını böylelikle 3 bulduk. Güzel bir soruydu. Geldik örnek 6'ya. Ne yapacaksınız? Hocam 3 var. Burası da nedir? 3'tür. Bazı arkadaşlar hemen şunu der. Hocam simetridir bu. Burası 1 ise burası da 1'dir. Ya nereden çıktı? Tamam 1 de öyle hissiyatla ilgili bir şey yapmayalım. Şimdi biz daha öncesinde de söylemiştik. Hocam böyle şey varsa, yarım çember varsa yarım çember sorunun çözümü için neydi? Yeterliydi. Bu çembere tamamlamamıza böyle gerek yok arkadaşlar. Kafamızı karıştırabiliyor bazen. Şimdi ne yapacağız? Merkez var mı? Burada var. Aa, burada da kiriş var. Merkez var. Kiriş var. Ne yapacaksın? Çek dik. Hemen. Diki çiz kardeşim. Aa hocam 90 burası, 90 burası, 90 burası. Niye 90 burası? Şurası dikdörtgen dediği için. O zaman burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Dikdörtgen oldu. Üçgen burası da 3 mü? Evet. Hocam bak şimdi bu da yarıçap, bu da yarıçap. Yarıçap senin için çok önemli. Hele hele uzunlukta yarıçapı göster. Bu aşırı derecede önemli. Bak bu yarıçapsa yarıçap ve burada merkez kiriş çektik yaptın. Kirişi iki eş parçaya böldün. Hocam buraya ne kaldı? Bunun da tamamı R değil mi? R iken yukarısı da R. Buraya R-1 kaldı. Hocam burası da R-1. Burası R iken burası da R. Buraya da 1 kaldı. Tamam, gerçekten de bunlar birbirine eşitmiş. Ama onunla işim yok benim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Dik üçgen karşıma çıkmadı. O zaman evet, anahtar kelime. Uygula bakayım. Merkez var. Anahtar kelimeyi uyguladın. Merkez kiriş çektik. Daha hala dik üçgen karşına çıkmadıysa dik üçgen oluşturmak için elinden geleni yapacaksın. En etkili silahın neydi? Evet. Harikasınız. Bak ben buradan duyuyorum. Gerçekten duyuyorum. Yani hocam yarıçap diye bağırıyorsunuz oradan. Bağır. Evde anan baban ne oluyor desin. Ders alıyorsun kardeşim değil mi? Evet, yarıçap diye bağırdın. Al sana yarıçap. İster yarıçap buraya çiz, ister yarıçap buraya çiz. İstediğin yere çiz, hiç fark etmez. Çizdik buraya. Ama yarıçap çizmeyle kalmasın. Yarıçap olduğunu göster. Aha da burada Pisagor. R'nin karesi eşittir R-1'in karesi artı 3'ün karesi diyeceğiz ve işlemle R çıkacak. Çıktı mı R? Çıktı. Hisset kardeşim. Ne vardır burada? 3 varsa 3, 4, 5. 5 koyarsak 3, 4, 5 sağlanıyor mu? Evet. Dikdörtgenin alanı isteniyor. Evet, R'yi 5 bulduysak hocam burası da 5, burası da 5. Hop, dikdörtgenin bu kenarı 10 çıktı. O zaman alan ne eşit olacak arkadaşlar? 3 ile 10'un çarpımına, yani 30'a eşit olacaktır. Evet, cevabımız böylelikle 30 oldu arkadaşlar. Örnek 6. Güzel soru. Geldik örnek 7'ye. Bak şimdi. Soruyu gördük. Adam bize ne demiş? Ali Bey uzunluğunu 16 vermiş. BC uzunluğunu 18 vermiş. Merkez var. Teğet var. Anahtar kelime. Gözün kapalı. Çek dik. Çek dik. Bak burada da teğet var. Hocam merkez var. Kiriş var. Çek dik. Çek dik. Şu 90'ları da koyalım. Hocam burası da 90. Burası da 90. Burası da 90. Burası da 90. Hocam burası da 90. Kirişe dikindiği için iki eş parçaya böldü. Kirişe dikindiği için iki eş parçaya böldü diye gösterdik. Tamam. Ya hocam çok ek çizim var burada. Ne yapacağız diyenlere gelsin. Bunlar ek çizim değil. Bunlar sizin refleksiniz arkadaşlar. Sakın. Ek çizim değil bunlar. Bu yaptığım bizim refleksimiz. Olmazsa olmazlarımız. Çemberde uzunlukta olmazsa olmazlarımız. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutmayın. Daha ek çizim yapmadık. Ek çizim şimdi yapacağız. Bu arada arkadaşlar biz burada merkez teğet çektik yaparken aslında ne çizmiş olduk? Yarıçap. Yarıçapı da göster. Yarıçap en önemlisiydi. Yarıçap burası, yarıçap burası. Hocam 90 burası, 90 burası, hatta burası da 90. O zaman buraya da 90 kaldı. Burası bir dikdörtgen, hatta R iken R, R iken R kare oldu. Aa hocam 16 idi, tamam, burası 16 eksi R oldu. Şurada da bir dikdörtgen var. Burası da 16 eksi R. Yukarısı da 16 eksi R. O zaman burası da 16 eksi R oldu. Şuraya gelelim. Hocam burası 18 eksi R. Dikdörtgenden dolayı 18 eksi R. Dikdörtgenden dolayı 18 eksi R. Kirişler birbirine eşit. Burası da 18 eksi R oldu mu? Oldu. Sadece eksik parçaları tamamladım şu anda. Yazılması gerekenleri yazdım şu anda. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım ek çizimi yapalım. Kalemini koydum buraya. En etkili silahın neydi? Evet. 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 Hepinize evet. Bravo. Yarı çap. Çiz kardeşim yarı çapı. İstediğin yere çiz. Aa hocam ben buraya çizeceğim. Ya olur mu kardeşim? Biz bununla ilgili yaptık zaten çalışmalarınızı. Kalemle, silgiyle, şeyle yaptık. PDF üzerinde gösterdik. Öyle köşedeki noktalara, çember üzerindeki noktalara giriyorduk. Yani şu boş yere değil ya da şu boş yere değil. Ya da hocam kareye buradan köşegen çizeyim değil. Ya çemberdesin, çemberle ilgili bir çizim çizeceksin. Yarıçap. Hocam ya buraya, ya buraya, ya buraya çizeceksin. Olay bitecek. İstediğin yere çiz. Hadi bakalım ben şuraya çizdim mesela. Hocam buraya çizince ama bak yarıçap çizdin. Yarıçap olduğunu da göster. Göstermezsen olmaz. Çıktı mı burada bir Pisagor? Çıktı tabii ki. Pisagor'da kenarlarımız ne? Biri r, biri 16 eksi r, biri 18 eksi r. Yani r'nin karesi eşittir 16 eksi r'nin karesi artı 18 eksi r'nin karesi deyip işlem. Hisset kardeşim. Şimdi burada bir kere dikkat et. Hepsi r hocam, hissedecek sayı yok diyebilirsiniz. Bazen aralarındaki farklardan da hissedebilirsiniz. Mesela burada 16 eksi r, 18 eksi r. Ha hocam dik kenarlarda ikişer fark olan üçgen diye sordum sana. Hemen düşün kafanda üçgenleri. 5, 12, 13, 8, 15, 17. Bak 8, 15, 17 ama dik kenarda şey olacak. 5, 12, 13 de dik kenarlarda iki fark olan üçgen değil. Ondan sonra başka ne var arkadaşlar? 3, 4, 5 değil ama 3, 4, 5'in 2 katı var. Ne var? 6, 8, 10. 10 koyarsam 6, 8 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. R buradan kaç çıkar? Böylelikle 10 çıkar. Ha işlemini yap, çarpanları ayırmadan da çıkar. Ama özellikle dik üçgende biz bu hissetmeyi çok yapıyoruz. Dik üçgende zaten çemberde uzunlukta da çok kullandığımız için ne yapacaksın? Hissetmeyi de burada yapacaksın kardeşim. Bunu unutma. Evet örnek 7, 10 çıktı. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de de neler var arkadaşlar? Arkadaşım 4 kök 5 verilmiş. Burası da nedir? 4 kök 5. Valla arkadaşım burada ne yapabiliriz biz şimdi? Merkez var, kiriş var. Hocam merkez var, kiriş var. Çektik. Ne yapacak? Kirişi iki eşit parçaya bölecek mi arkadaşlar? Bölecek. Yani şununla şu birbirine eşit. Eyvallah. Ve hocam buraya A, buraya A dersek yukarısı paralel kenar ya, 2A artı 8. Hocam burası da 2A artı 8 olacak. A burası ne oldu arkadaşlar? Şuraya kadarki uzunluk A artı 4'e. Buraya kadar uzunluk da A artı 4 mü oldu? Evet. Hocam bu arada paralel kenar olduğundan karşılıklı kenarlar paralel, Z'den dolayı burası da 90 derece olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Valla burada bir şeyler yapmalıyız. Şimdi ben buradan mesela bir şeyler yapmalı derken en etkili silahımız yarıçap hocam dersek, yarıçap, şunu yarıçapı çizsem ya da şu yarıçapı çizsem de olur, fark etmez. Buraya A artı 4 dersem şuradaki uzunluğu bilmiyorum ki, ben orada Pisagor bağıntısı oluşturdum, içime yaramıyor. Hani bir şeyler yaptıysak da silmesini de bilirim. Dur bakalım başka ne yapabiliriz? Hocam amacımız dik üçgen oluşturmak. Bak burada bir dik yamuk çıktı. Ne yapıyorduk? Dikdörtgen. Hemen dikdörtgen oluşturalım. Hop şöyle oluşturduk. Dikdörtgeni çizince yukarısı A iken aşağısına A mı yaptı? Evet. Hocam burası A. Tamam A artı 4'tü. Burası da ne oldu? 4 oldu. Burası 4 kök 5. Dikkat şurası. Hocam 4, 4 kök 5. Pisagor bağıntısından burası 8 mi oldu? Evet. Şimdi en etkili silahımı kullanabilirim. Şuraya mı çizeyim? Yok şuraya çizeyim. Daha kolay olsun. Yani daha net gözüksün diye. Hocam bak ben burayı 8 buldum ya. Burası da 8 ya. Yarıçap uzunluğu da A artı 4. Hocam burası da yarıçap uzunluğu. Bak çizince yarıçap uzunluğunu göster. Ve burada Pisagor. A artı 4'ün karesi eşittir A'nın karesi artı 8'in karesi. Buradan işlem çıkacak A. Hocam 8 varsa ya 6, 8, 10'dur ya da 8, 15, 17'dir. 6 koyunca çıkıyor mu? Çıkıyor. Hissettik. A'yı 6 bulduk. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden ne isteniyor? Hadi yarıçap istensin ya da A istensin. Fark etmez arkadaşlar. 8 birim olduğuna göre yarıçap kaçtır? Yarıçap da A artı 4'e eşit. Yazılmamış arkadaşlar. Burada bir niye böyle bir şey yapıldıysa. Bazen oluyor böyle şeyler. Yarıçap isteniyor bizden. Yarıçap uzunluğu da A'yı 6 dediysek cevabımız kaç çıktı? 10 çıktı. Örnek 8'in cevabı böylelikle 10 oldu arkadaşlar. Evet geldik örnek 10, örnek 9'a. Egehan'lı soru. Egehan'ın kim olduğunu öğrendiniz artık değil mi? Bütün sülaleyi öğrendiniz ya valla. Arkadaşlar öncelikle hadi bakayım ellerinizden öper bir soru. Siz uğraşın. Öncelikle siz uğraşın. Güzel bir soru, gerçekten çok güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Ya öncelikle sizin uğraşmanızı istiyorum. Yapanlar ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Şu yoruma yazsın. Ya da yanlış yapanlar da hocam şurada bir şeyi düşünememişim deyip Oraya bir yazın, tamam mı gençler? Hadi bakalım. Şimdi bakalım soru ne diyor? Egehan, evet, şu an yan odada uyuyor. Ben de bağıra bağıra konuşuyorum. Bazen geliyor, kapıyı açıyor. Hocam baba yeter, çok çalıştın diyor. Gece 3'te 4'te. Neyse. Egehan bir kağıda yukarıdaki gibi birer kenarları ortak birim kareleri çizip bu karelerin hepsini içine alan en küçük çemberi çizmiştir. Evet. Şöyle bunun içine, bunu içine alan en küçük çemberi çizelim arkadaşlar. Şöyle bir çemberi çizdik. Buradan nasıl geçecek? Hop şöyle. Tamam. Çizdik bir çemberi. Çok güzel oldu değil mi? Ya olmadı valla, içime sinmiyor bazen. Şurayı düzgün bir şekilde çizeyim arkadaşlar. Şöyle. Dur bir dakika. Hop. Hop. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Heh. Şimdi oluyor arkadaşlar. Oluyor. Heh. Tamam oldu. Şöyle bir çemberi çizdik. Eyvallah. Sonra diyor ki Egehan'ın kardeşi Kerem de, o da yan odada uyuyor. Abisinin çizdiği çemberin içine birim kareler çizmiştir. Evet, böyle bir çember çizdi ya, içine birim kareler çizdi. Buna göre Kerem en fazla kaç tane birim kare çizebilir diye soruyor arkadaşlar bize. Hadi bakalım, Egehan bunları çizdi, Kerem kaç tane çizmiştir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Şurayı düzgünce çizmemişim. Hop şöyle. Hop. Şimdi daha düzgün oldu. Heh. Şimdi biz çizelim. Hadi Kerem çizsin bakalım. Arkadaşlar Kerem çizerken ne yapacak? Hocam hop şöyle. Hop şöyle. Değil mi? Birim kareleri çizdi. Hop şöyle. Şunları şöyle çizdi mi? Çizdi. Peki. Çizdi diyelim. Hani bunları böyle çizdi. Şunun içerisine çizdi. Tamam. Hocam diyeceksiniz ki işte çok kolay bir soru. Kerem'in çizdiği kareler, birim kareler şunlar. Hocam burada 6 tane var. Burada 8 tane var. Burada da böyle çizdi böyle. Bunları böyle çizecek olursak hocam böyle birim karelerin sayısı ne yapar? 6 çarpı 8'den 48 yapar diyebilirsiniz. Evet. Şu mavinin içindeki birim kare sayısı 48 mi? Evet. Dur. Arkadaşlar merkez burada bir yerde olsun. Şimdi bir çemberde bir kiriş varsa ne yapacaksınız? Merkez varsa, kiriş varsa çek dik. Anahtar kelimesini uygulayacaksın. Hocam kiriş bu mu? Hayır, bu kiriş değil, baksana. Kiriş mi bu? Çember üzerindeki iki noktayı birleştiriyor. Hayır, kiriş dediği yer neresi arkadaşlar? İşte tam olarak burası arkadaşlar. Ya da kiriş dediği yer neresi? Tam olarak burası. O zaman burada ne yapacağım? Merkez varsa, kiriş varsa çek dik. Yani bu kirişin orta dikmesi nereden geçecek arkadaşlar? Çemberin merkezinden geçecek. Bak, bunun orta dikmesi şurası değil mi? Evet, bunun orta dikmesi buradan. Bunun orta dikmesi de buradan. İşte tam merkez burası mıdır arkadaşlar? Evet, merkez burasıdır. Şimdi yarıçap uzunluğunu bulabilirim ben böylelikle. Bak şimdi dikkat edersen şurası 90, burası 90, burası 90, burası da 90 oldu, dikdörtgen oluştu. 3 birim burasıysa burası kaç yaptı? 3. Burası kaç birim yaptı? 4. En etkili silahımız neydi? Yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçapı çizdin. Hocam burası 3 ise burası 3 birim ya. 3, 4, 5. Yarıçapı 5 birim bulduk. Ya şimdi burada yarıçapı 5 birim bulduysak hop, bunun devamı da 5 olacak. Buraya kaç kaldı? 2 birim kaldı. Bak şimdi birim kareleri şu boşluklara da yazabilir miyim ben, çizebilir miyim, ona bakacağım. Hocam hop şunu da uzatsam yarıçap uzunluğu kaç? Yarıçap uzunluğu ya. Yarıçap uzunluğu kaç birim? 5 birim. Buraya 1 birim mi kaldı? Evet. Şimdi ben şuraya bakabilirim arkadaşlar. Şuraya birim kare koyabilir miyim? Burası merkezin en uzak noktası. Şuraya birim kare koyabilir miyim? Hayır. Tamamıyla çemberin içine sığar mı bu? Sığmaz. Çünkü bir birim uzunluğu, bak bir birim uzunluğunu koysam şöyle dışarı doğru taşıyor. Bunun içerisine şu sağdaki yere birim kare koyamam. Ya da hocam aynı şekilde soldaki yere de ben birim kare koyamam. Buraya da koyamam, buraya da koyamam. Şimdi yukarıya kaç tane koyabilirim? Şurası bir birim mi? Evet. Hocam şöyle bir birim kare koyabilirim buraya. Şöyle de koyabilirim. Acaba buradan sonrasını koyabilir miyim? O buraya mı denk geliyor ya da dışarı mı denk geliyor bilemiyorum. Hadi bakalım şuradaki şeye dikkat edecek olursak ya da şurayı çizmeyeyim isterseniz. 1-2 tane koyabilirim gibi geliyor arkadaşlar. Şuraya da 1-2 tane koyabilirim. Şurada üçüncüyü çizsem buraya denk gelir arkadaşlar. Sebep. Arkadaşım şuna dikkat eder misiniz? En etkili silahımız yarıçap. Burası 5. Bak şurası kaç birim? 3. Burası kaç birim? 4. 3, 4, 5 birim sağlandığı için buranın 3 birim olması lazım. 3 birim olması için 1, 2, 3. Bu buraya geliyor. Tamam, çemberin içine mi düşmüş oluyor buradaki birim kare? Evet. Aynı şekilde buradaki birim karede, burada da 3 birim sola gidebilirim. Yine 3, 4, 5 üçgeni sağlanabilmesi için. Evet, ben buraya kaç tane çizdim arkadaşlar? 4 tane çizdim. 1 birim uzunluğunda. Hocam burası da 1 birim ya. Kare çizsen hop dışarım taşıyor. Evet. Buraya da ben herhangi bir şekilde birim kare çizebiliyor muyum? Hayır. Yani ben buradaki boşluğa kaç tane çizdim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizdim. Hocam buraya da 6 tane çizebilirim o zaman. Üstteki boşlukla alttaki boşluğa 6 tane çizdik. Yani toplamda kaç tane çizdik? 12 tane çizdik. O zaman sorunun cevabı 48 artı 12'den 60 mı arkadaşlar? Yani Kerem 60 tane mi birim kare çizebilir arkadaşlar buraya? Evet diyeceksiniz değil mi? Çünkü 6 kere 8 48 buraya hocam. Evet. Sonra 6 tane buraya, 6 tane buraya, toplamda 12 tane yaptı, 60 dediniz. Ama soruya dikkat, sazanlık yapmayın. Buna göre Kerem en fazla kaç tane birim kare çizebilir? Bizim ilk baştaki birim kareleri kim çizmişti? Abisi çizmemiş miydi? Egehan çizmemiş miydi? Evet. O zaman toplam birim karelerin sayısı kaç? 60. Abisinin çizdiklerini de çıkartırsam arkadaşlar burada, yani 8 tane burada, 9, 10, 11, 12, 13 taneyi de çıkartırsak arkadaşlar buradan Kerem'in çizdiği birim kareleri sayısını buluruz. Biraz da Kerem demiş burada. Tabii ÖSYM şunu yapar. Buna göre Kerem der altını çizer. En fazla der altını çizer. Kerem en fazla kaç tane birim kare çizebilir? Önceden abisinin, tekrar söylüyorum bakın, bu çemberin yarıçapı 5 olan çemberin içerisine buradaki şekle uygun birim karelerden kaç tane çizebiliyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada. 6 kere 8, 48. Üstteki boşluğa ve alttaki boşluğa da 6'şar tane, yani 12 tane çizebiliriz. Toplam 60 tane çizebiliriz. Ama Kerem, abisi bunları çizmişti. Kerem'in çizebileceği durumlar ne olacak arkadaşlar? 8 tane burada, 9, 10, 11, 12, 13 taneyi çıkartmamız lazım ki sadece Kerem'in çizdiğini bulalım arkadaşlar. Böylelikle cevabımız kaç çıkar arkadaşlar? 47 çıkar. Çok güzel bir soruydu. Gerçekten hoş bir soruydu. Böyle çemberin içerisine böyle birim kare çizmeli soruyla karşılaşırsınız. ÖSYM bununla ilgili yanlış hatırlamıyorsam soru sormadı arkadaşlar. Artık bence sorma zamanı geldi. Böyle bir çemberin içerisine birim kare çizmeli soru gördüğünüz zaman bu kirişe dikkat edin. Merkez varsa, kiriş varsa çek dik. Yani bu kirişin orta dikmesi merkezden geçecek. Bunun da orta dikmesi merkezden geçecek. Hatta bir çember çizip de böyle arkadaşlar şöyle birim kareleri şöyle koyabilirler arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 tane koydun. Hani 2 tane de buraya koydu mesela, atıyorum. Sonra buradan devam etti, buraya da koydu. Şöyle 1, 2 tane de buraya koydu mesela. Siz neye dikkat edeceksiniz? Kirişe. Şu kirişlerin orta dikmelerine dikkat edeceksiniz. Biri buraya geliyor, biri de buraya geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani merkezi buraya gelecektir. Sonra en etkili silahın da yarıçap çizmek. Al sana yarıçap deyip Pisagor bağıntısından sonuca ulaşacaksın. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Çok güzel bir soru. Hoş bir soru. Evet gençler, bu videoyu burada sonlandıralım isterseniz. Çünkü bir sonraki sorular farklı tarz sorular. Şimdi biz burada neyi kullandık? Bu videoda merkez teğet çektik. Merkez kiriş çektikle ilgili soruları kullandık. Bir sonraki soruda da yine merkez teğet çektik olabilir ama ortak dış teğet sonuçlarla alakalı bir görüyorum, sorular görüyorum. Onu bir sonraki videoya aktaralım isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.